Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle e, Aksis küp nasıl çözülür ona bakacağız Yani baya bir yorum geldi o yüzden e, Detaylı bir şekilde Bu videoyu izliyorsanız kesinlikle artık bu küpü Çözeceksiniz yani Şimdiden aşağıdan abone olup e, videomuzu Beğenmeyi unutmayalım Ve sağ üst köşedeki videoları da Bakmayı unutmayın Evet Başlayalım ilk öncelikle yapmamız gereken e, Normal klasik 3x3'ün bir e, Şekil değiştirme hali aksis küp e, Master de tamamen Aynı bir küp eğer Master Morphix'i biliyorsanız zaten yaparsınız. Şimdi öncelikle şu kenardan başlayalım. Biz öncelikle burada normal 3 çarpı olduğu gibi artıyı yapacağız. Şu yukarıdaki gibi. Şu artıyı nasıl yapacağız ama? Ee, beyaz ve kırmızı parça var. Bu orta parça gibi düşüneceğiz. Buraya iki beyazı getireceğiz. Hangi beyaz? Biri şu beyaz olacak. Mesela bu beyazı yani bunları biliyorsunuzdur zaten yani klasik normal getiriyoruz. Yani 3x3'ü zaten çözmeye bilmiyorsanız ilk onu öğrenin sonra aksise falan geçin. Ee, sonra mesela şuraya başka bir beyaz getireceğiz. İki parça kalıyor. Bu iki parçadan biri buraya gelecek. O yüzden deniyoruz hangisi olacak diye. Ben de bilmiyorum şu an. Mesela bu olmadı. Bu ters oldu. Diğerini getirelim. Ee, bir dakika yanlış yaptık. ha. Yok. Bu ters oldu. Diğeri mi olacak? Böyle deniyoruz işte yani. E, yapmamız gereken hangisinin olup olmadığı. Evet, Meğer mavi olanmış. Yani bir taraf olmuyorsa diğer taraftan yapmaya çalışacağız. Aynı şekilde kırmızıyı da yapalım hemen. O dikdörtgen parçayı şuraya koyuyoruz. Ve şu kırmızıyı deneyeceğiz şimdi. Buraya oturtmayı deneyeceğiz. Böyle oturmadı. Şimdi aşağı indirip bu yüzü değiştirip bir daha deniyoruz. Yine oturmadı. Değiştiriyoruz bir daha deniyoruz. O zaman bu parça değilmiş. Hangi parça? O zaman şu parçayı deneyeceğiz. Evet bu parçaymış. Zaten bura mavi olunca kesinlikle kırmızı mavi olan olması lazım. Çünkü bura, bu yüz mavi olacak. Evet böylelikle ilk kısım olan artıyı yapıyoruz. Şimdi ee, şey yapacağız. 3 çarpı 3'te yapınca şuralarla ee, şey olması lazım. Eşte aynı renk olması lazımdı. O kısmı yapacağız. Yani şurayı ters çevirmemiz lazım. Bunu nasıl yapacağız? İlk önce böyle alıyoruz alt tarafa, sonra bunu çıkartıyoruz yörüngeden, burayı aşağı indiriyoruz. Buraya geri yapınca ve kaldırınca şey oluşuyor. Burası düzgünce oluşmuş oluyor. Şimdi aynı şeyi burada da yapacağız. Aşağı indirdik. Şurayı döndürmemiz için burayı çıkarmamız gerekiyor. Buradan çıkardık, döndürdük. Geri oturttuk. Yine oldu. Burada da aynı şeyi yapıyoruz. Aynı şeyi burada da yapıyoruz. Hızlı bir şekilde. Böylelikle ilk kısmı bitirmiş olduk. Şuraları düzgün bir şekilde yaptık. Şimdi ise kenar parçalarını yapacağız. 3 x 3'te olduğu gibi. Ee, kenar parçalarını yapıyoruz. Kırmızı gelecek şuraya. Şu parça gelecek. Bu parçayı hemen oturtuyoruz. Yani cidden buralar. Zaten e, basit. Sadece son katmanı birazcık değişik olacak. Değişik dedim yani farklı bir bilmediğiniz bir şekilde olabilir belki. Belki de bildiğiniz bir şeydir. Evet bundan sonra ise şuraları oturtuyoruz. Yani orta kısımları 3x3'te şuralar oluyor. Hemen oturtalım. Ee, Şimdi buraya yeşil gelecek, şu buraya gelecek. Bunu nasıl oturtacağız? Klasik 3x3 algoritması. Aynı şekilde kırmızı ve sarı olan nerede? Sarı, kırmızı, galatasaray yani. Ee, beyaz ve o da yok. Var da yani şu an üst tarafta olmadığı için. Bir dakika. Mavi bulalım, şimdi mavi otursalım. Mavi oturtacağız. Evet, şimdi beyazla turuncuyu oturtacağız. Yok, bir dakika. Şunu oturtacağız. Sarı kırmızı. Yok, o burada. Beyazla turuncu nerede? Ha, o da oradaymış. O zaman bunu çıkarıyoruz yukarıdan ve buraya oturtuyoruz. Bunu buraya oturtuyoruz. Yani bu klasik 3x3 şey. O yüzden ve anlatım göstermiyorum. Burada da aynı şekilde aynı şey yapıyoruz son katmana geliyoruz. Son katmanda yukarıda artı yapacağız. Peki nasıl olacak bu artı? Ee, hiçbir şekilde düzgün oluşmamış falan diyorsunuz. İlk önce yapmamız gereken şu algoritma. Şurada da göstereyim. Klasik 3 x 3'te de uyguladığımız bir algoritma yapacağız. Bu algoritmayı yapıyoruz. Ee, bir tane bir düzgün bir kenar parçası oluşana kadar. Şimdi bir daha yapıyoruz. Çünkü düzgün bir şey olmadı. Evet şimdi bir tanesi oldu. Bu ta, bir tanesi olunca bunu kendimize dönük bir şekilde yine aynı şeyi yapıyoruz. Bu sefer başka bir şey olana kadar yapıyoruz. Olmadı bir daha yapıyoruz. Evet bu sefer şöyle bir şey oldu. Böyle bir şey olunca böyle yandan alıp klasik artı hareketini yapıyoruz bu sefer. Artı hareketini yaptıktan sonra bir daha aynı algoritmayı yapıyoruz. Ve böylelikle yukarıda artımız oluşuyor. Bazen şöyle bir şey de olabilir. Sadece şu iki parça şu iki parça olmuş olabilir. O zaman yine artı uygulamasını yapıyoruz. tek parça kalınca da direkt daha deminki algoritmayı uyguluyoruz. Şimdi kenarlara oluşturacağız. Doğru olan kenar burası. O yüzden 3 çarpış algoritması. Bir daha. Kenarlar düzgünleşti. Aşağı sol yukarı sahip oluyoruz burada. böylelikle küpümüz bitiyor. Arkadaşlar bunun kutu açımını e, yükledim. Onu da bakmayı unutmayın. İnşallah anlamışsınızdır. Anlamadığınız bölümler varsa yorumlardan yardımcı olacağım. Beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Selametle